Evet arkadaşlar, Clio ekibin arabamız var. Halil ustamıza geldik yine, Demirkan Oto. Yağını değiştireceğiz arabamızın. 10.000 kilometre oldu. Halil usta çok bekletme dedi, yağı dedi, değiştirelim dedi. Kışa giriyoruz şimdi arkadaşlar. Yağımızı, yağ filtremizi, hava filtremizi değiştireceğiz. Kafamız rahat olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın hava filtresi ne alemde, kapkara. Evet. Şimdi hava filtremizi aldık. Halil ustam değiştirecek. Hava filtremiz burada. Yağ filtremiz burada. Arabamız 2000 model 1.4 Clio arkadaşlar, sedan. Filtremiz değişti hemen. Gördüğünüz üst kapağı söktü ustamız. Evet, yağımızı Motul aldık arkadaşlar. Şimdi ustamız Motul koyacak. Pardon. Mobil aldık. Mobil koyacağız, 10.40. Evet, yağ filtremizi söktü ustamız. Bakın, özel bir cihaz. Yeri burada. Usam, onu açınca yağ dökülür mü oradan? Biraz, çok fazla değil. Evet, yeniyi taktık arkadaşlar. Yağ filtremizi de sıktı, yeni oturtturdu. Yağımız bu.
Yine özel bir aparatla ustamız onu söktü. Yağ tapasını arkadaşlar. Evet. Yağımız akıyor arkadaşlar bakın. Nasıl yağın rengi? Kapkara olmuş değil mi ustam? Evet, siyahlaşmış. Değişme vakti gelmiş değil mi ustam? Evet arkadaşlar. Çok uzun bir süre. Çok uzun. Evet arkadaşlar, geçen bir video izledim. Altında yağ üreticisi bir abimiz 23 yıllık üreticiymiş. 15 ile 20 bin arası değişin dedi. Ben de baktım ona. Elinizde yoklayın dedi böyle. Sünmüyorsa yağ bozulmamıştır. Eksilirse üstüne ekleyin demişti. Evet ustamıza gördü, kapkara olmuş. 10 bin oldu yaklaşık arkadaşlar. Bizim şu an kilometremiz. Evet bakın bu şekilde arkadaşlar. Biz işi sağlam alalım dedik. Ustamızın sözünü dinliyoruz. Kış gelmeden, 10 bini de çok geçmeden yağımızı değiştirelim arkadaşlar. Araba buz çünkü. Motor önemli. Koyduğunuz yağ önemli arkadaşlar. Biz mobil aldık. Benzinli için sentetik yağımız. Şimdi 10.40 arkadaşlar. Ustamız onu koyacak. Evet arkadaşlar, her bakımda bu tapa contasını değiştiriyoruz. Evet bakın arkadaşlar, tapa contası. Yenisi ustamız, eskisi. Metal mi alüminyum abi bu? Alüminyum şey metal ama contalı, kendinden keçeli. Evet kendinden keçeli arkadaşlar, bakın metal. Alüminyum arkadaşlar. Kendinden keçeli. Her yağ bakımında bu değişecek kardeşlerim. Değişmezseniz ondan sonra yolda giderken yağ sızıntı yapıp yolda kalabilirsiniz. Motoru yakmayın ondan sonra. Evet, ustamız tapayı sıktı. Şimdi yeni yağımızı üstten boşaltacağız. Evet kardeşlerim, hunimizi aldık, yağımız bu. Ustamız şimdi dolduracak yağı. Arkadaşlar bunu internetten almayın çünkü kaçak yağ oluyor. Birebir dükkandan gidip alın, fişinizi alın, işinizi sağlam alın. Bakın yağın rengini görüyorsunuz kardeşlerim. Ustam bu 1.4 ya. Evet. Hepsini koymayacağız herhalde değil mi? 4 litrenin. 3.25. Evet arkadaşlar, 3.25. Daha sonra araçtan taşıyor yağ. Sanki yağ kaçağı varmış gibi oluyor. Bir de onun için boş yere gitmeyin kardeşlerim. Ustanızı dinleyin. Ustamız 3.25. 1.6 olsaydı abi hepsini koyabilir miydik o zaman? Evet arkadaşlar. Aracımız 1.4. O yüzden 3.25 litre yağ koyuyoruz. Bilginiz olsun. Temel bilgiler kardeşlerim. Bilmeyen olur. Bilgi amaçlı videolar çekiyoruz. Yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Ankara'da oturan kardeşlerim, Halil ustamıza geliyorsunuz, size yardımcı oluyor. Ostim de kendisi. Demirkan Oto. Bu videonun altına da yine yorum yaparsanız kardeşlerim, seviniriz. Ustam seviyemizi de kontrol etti. Çalıştır abi. Hemen ustacığım çalıştırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
Işıklarımız söndü. Evet kardeşlerim. Tamam ustam. Ustamız kalan yağımızı da verdi arkadaşlar. Tamamdır değil mi ustam? Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum ustam. Eline koluna sağlık. Teşekkür ediyoruz.